Nasılsınız Ahmet Efendi? Ne asalet bu, ne güzellik böyle. Efendim öbür tarafını geçelim bari. Şuradan olur. Şu taraftan. Nasılsın başkan? Komutanım şu. Sefer köprüsü var mı? Belediye meclis üyeleri nerede? Sinop Telefon'un şeyinde görüştüm. İyi hatırladım. Hiç şeyden olmadı. Şerzi daha iyiymiş. Şerzi daha iyi. Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazma zamanı gelmiştir. Cümle alem bilsin ki bugün işte tam da burada, Gerze'de, Cumhuriyetimizin 100. yılında asla geri adım atmamıza izin vermeyen bir sorumluluk duygusuyla kıymetli Bakanımız Süleyman Soylu'nun öncülüğünde 2023 hikayemizi yazmaya başlıyoruz. Çok kıymetli Gerze'li hemşehrilerim. Her birinize hürmetlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi arz ediyor. Huzurunuzda olmaktan büyük bir onur duyuyor. Razı olsun diyorum. Hava güzel. Buraya gelirken dün kıymetli Cumhurbaşkanımızla dün İzmir'deydik. Akşamüstü Sinop'ta, bugün Gerze'de olacağımızı, ardından Boyabat'ta hükümet konağının açılacağını, ardından da Tosya'ya hükümet konağı açılışını yapmaya gideceğimizi söyledim. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gerzeli hemşehrilerimize mahsusen selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletti. Üzerinde emanettir, sizlere iletiyorum. Gerze'ye ilçe danışma meclisi toplantısına iştirak etmek için katıldık. Hem de hayırlı bir adımımız var. İnşallah biraz sonra sizlerin huzurunda gerçekleştireceğimiz bu hayırlı adımı atabilmek için katıldık. Uzun yıllar önce Gerze'ye geldik ama Sinop'a geçen yıl birçok vesileyle, özellikle sel afeti vesilesiyle birçok kez geldik. Bir tek devletin adamına kimse ulaşamadı. Bizim ülkemiz bu değildir. Biz güçlü bir milletiz, güçlü bir ülkeyiz. Ve Elazığ'dan Malatya'ya kadar depremlerde, Rize'den Giresun sel afetine kadar, Antalya, Muğla yangınlarından İzmir depremine kadar, en son Antalya'daki Kumluca'daki sel afetine kadar, eskiden mikrofonların uzandığı devlet nerede diye vatandaşın sorduğu, nerede bu devlet diye sordukları bu soru yok artık. Kıymetli hemşehrilerim, az gittik dere tepe, düz gittik. Ama bu ülke bir yere vardı. Allah'a hamdolsun. Eksikliğimiz var mı? Eksikliği olmayan Cenab-ı Allah'tır. Biz kuluz, eksikliğimiz olacaktır. Ama size şunu söyleyeyim. Biraz önce afette anlattığım gibi, bu ülkede günde 10-15-20 evladımız ay yıldızı tabutlarla memleketlerinden, şehit tabutlarımızla uğurluyorduk. Birileri bize meydan okuyordu. Etrafımızdaki coğrafyada bize oyun kuruyorlardı. Suriye'de biz devlet kuracağız diyorlardı. Hakkari'nin burnundan ta Hakuk'tan, yani karşı taraftan, Hatay'ın karşısında, Reyhanlı'nın karşısındaki Afrin'e kadar bir devlet, terör devleti kuracağız diyorlardı. Biz ne yapacağız? İHA'mız yok. Biz ne yapacağız? SİHA'mız yok. Bir büyük mücadeleyle birlikte 2002 yılından itibaren savunma sanayini millilikle yerlilik olanın %20'den %80'e getirdi. Eğer olmasaydı biz bu mücadeleyi yapabilir miydik? Hayır. İHA'ları yapalım dediği zaman
Bugün İHA'ları ve SİHA'ları ben geldiğim zaman yok edeceğim diyenler o gün aynı engeli ortaya koyuyorlardı. Şu kulaklarım duydu. Tayyip Erdoğan dedi ki ben şehir hastaneleri yapacağım. Dünya bizim milletimize nasıl sağlıkta hizmet yaptığımızı görmelidir. Şu kulaklarım o gün bakanlıkta olanların biz bunu ülke olarak kaldıramayız dediklerini, bu rantabıl bir yatırım değildir, buna gerek yok dediklerini, ama Amerika pandemi döneminde, salgın döneminde hastalarını koridorlarda öldürürken bizim hastanelerimizde, şehir hastanelerimizde, 5 yıldızlı otel konforunda bütün büyüklerimize nasıl hizmetkarlık yaptığımızı bütün dünya görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tendürek'ten Cüdi'ye, Kabar'a kadar bütün dağlarda tek tek sekiyoruz. Bizatihi ben kendim gidiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Allah'ınızı severseniz bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Ülkenizle ve milletimizle ve kendinizle şu Ayasofya'nın minaresinin dik olduğu kadar dik olun ve gurur duyun. Tendüreğin tepesine eskiden teröristler hakimdi. Şimdi nazlı nazlı yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Sadece o kadar değil. Neredeyse uzay üssü kurduk oraya, uzay üssü. Öyle bir üs kurduk. Gelenler hayret içerisinde. Bunu nasıl başardılar? Bu imkansız yere. Cüdi'de teröristler temizlendi. Tendürek'te teröristler temizlendi. Amanoslar'da teröristler temizlendi. Bizim evlatlarımız yapıyorlar. Bir taraftan yerli ve milli savunma sanayiyle bunu gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan profesyonelliğe dönüşle bunu gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan terör örgütünün yıllarca istismar ettiği Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza size hizmet getirmezler, size onu yapmazlar, size bunu yapmazlar dedikleri noktada Tayyip Erdoğan ülkemizin her tarafına getirdiği hizmeti hiç kimseden erinmeden her santimetre kareye ulaştırmasıyla birlikte terör örgütünün elindeki bu istismar alanını alıyor. Çok büyük işler yapılıyor. Bugün Gabar'da petrol çıkıyor. Şimdi Ereğli Demir Çelik Fabrikası oraya çok büyük bir demir çelik fabrikası kuruyor. 600 milyon dolarlık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin en büyük altın madenlerinden birisini açtı. Mart'ın sonunda da Allah nasip edecek doğal gaz oradan çıktıktan sonra Türkiye'ye hatlardan verili verecek. Şimdi Amerika buna gücenmez mi? Terörle mücadele ediyor. Ben terör devleti kurmak istiyorum, kurdurmuyor. FETÖ'yü başlarına saldım, temizliyor. Ondan sonra yıllarca bunları doğalgaz üzerinden, petrol üzerinden, cari açık üzerinden düşmem sen merak etme. Ve orada yıllarca bizi sıkıştırdılar. Yıllarca. Yıllarca kanımızı emmeye çalıştılar. Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu milletin iradesindeki Türkiye bugün kendi arabasını yapıyor. Arabamız yollarda gezecek, çatlasınlar. Doğalgazımız evlere gidecek, çatlasınlar. Petrolümüz her yerde Allah'ın izniyle gidecek. Onu da çatlasınlar. Türkiye bambaşka bir noktaya gitti. Ve bugün bağımsızlığımızı, hürriyetimizi tam anlamıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye yüzyılı budur. Ve çok zorluklardan geçtik. 1960 darbesini yaptılar. 71 muhtırasını yaptılar. 80 darbesini yaptılar. 28 Şubat'ı yaptılar. 6-8 Ekim olaylarını yaptılar. Gezi olaylarını yaptılar. 17-25 Aralık darbesini yaptılar. 15 Temmuz'u yaptılar. Bir tek şey istediler. Bu millet yükselmesin. Bu ülke zenginleşmesin. Bu ülke etrafındaki coğrafyaya elini uzatmasın. Bu ülke hakkın, adaletin, hakkaniyetin, Müslümanlığın, inancın, değerlerimizin, ay yıldızlı bayrağımızın sesini dünyaya duyurmasın istediler. Bu millet bu ülke haksızlıklara karşı dik durmasın istediler. Anadolu geçti. Menderes'i idam ettikleri zaman boynumuzu büktüğümüz günler geçti. Bu ülkede evet kıyafetimizle, başörtümüzle uğraştıkları zaman acaba biz ne yapabiliriz ki, ne ortaya koyabiliriz ki dediğimiz günler geçti. 14 Mayıs'ta Allah nasip edecek. Türkiye yüzyılı başlayacak millette.
Biz milletimize meftunuz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Ne ortaya koyduğumuzu biliyoruz. Bugün niçin İsveç'ten Danimarka'ya kadar Kur'an-ı Kerimleri niçin hakaret ettiklerini, yaktıklarını biliyoruz. Demirel, 1. Boğaz Köprüsü'nü yaparken kim itiraz etti? Tayyip Erdoğan, rahmetli Özal, 2. Boğaz Köprüsü'nü yaparken kim itiraz etti? Peki. Tayyip Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken kim itiraz etti? Ya o kadar çok itiraz ettiler, üstünden niye geçtiler acaba? Peki. Rahmetli Menderes, İrfanlı Barajı'nı, Seyhan Barajı'nı yaparken kim itiraz etti? Bunlar itiraz ettiler. İstemeyiz dediler. Neden? Biz mahkum olalım. Neye mahkum olalım? Yabancının elektriğine mahkum olalım. Neye mahkum olalım? Topraklarımız susuz kalsın. Buna mahkum olalım. Üretmeyelim. Buğdayımız olmasın. Zengin olmayalım. Köylümüz açsız en açar kalsın. Bütün bunu istediler. Peki, Kevan Barajı'nı Demirel yaparken kim itiraz etti? Gene bunlar itiraz ettiler. Rahmetli Özal Atatürk Barajı'nı yaparken kim itiraz etti? Gene bunlar itiraz ettiler. Peki İstanbul Havalimanı'nı yaparken Tayyip Erdoğan, Yusuf Eli Barajı'nı yaparken, Ilısı Barajı'nı yaparken, Avrasya Tüneli'ni yaparken, Marmara'yı yaparken, İHA'ları ve SİHA'ları yaparken, gaz çıkarırken dediler ki hikaye yapıyorlar, arabayı yaparken kim itiraz etti? Fransa'da orada PKK'lılar öldürüldü. İki kişi hemen taziye ortaya koydu. Kim biliyor musunuz? Birisi Ali Babacan, birisi Ahmet Davutoğlu. Ve o PKK'lar nasıl gömüldüler? Yurt dışında Apo'nun resimleriyle beraber Kandil'de gömüldüler. Şimdi bunlar öbür taraftan diyeceksiniz ki İHA'lar, SİHA'ları biz gelince ortadan kaldıracağız. Diğer taraftan diyeceksiniz ki anayasadan Türklüğü kaldıracağız. Şimdi bunlar nereye gidiyorlar? Bunlar ne yapmak istiyorlar? Bunlar ne ortaya koymak istiyorlar? Masanın altında da HDPKK ile beraber işbirliği tutacaksınız. Kandil'den mesaj gelecek. AKP, MHP faşizmine karşı birlikte olun, biz sizin yanınızdayız. Yazıklar olsun ya. Yani yazıklar olsun. Tayyip Erdoğan'ın karşılığında, Cumhur İttifakı'nın karşısında kimle işbirliğinizi tutacağınızı, hangi ülkeden gideceğinizi, ne yapacağınızın rotasını şaşırmış durumdasınız. Pusulasınız, şaşırana millet 14 Mayıs'ta cezasında en güzel bir şekilde verecektir, sandıkta verecektir. Ben bu vesileyle öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada salonda bir danışma meclisi yapacaktık. İl başkanımız da öyle söyledi. Şöyle çıksanıza. İl başkanımız da öyle söyledi. Milletvekilimiz de öyle söyledi. Ama nasip burada sizlerle güzel de bir hava oldu. Allah nasip etti. Ve burada danışma meclisini şöyle açık havada yapmak nasip oldu. Ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi Allah'a hamdolsun. Şimdi Türkiye yüzyılına hazır mısınız? Bakın, hiçbir şey yapmamış olalım. Yolları yapmamış olalım. Bölünmüş yolları yapmamış olalım. Çanakkale Köprüsü'nden Nisibi Köprüsü'ne kadar, Osman Gazi Köprüsü'ne kadar, Avrasya Tüneli'ne kadar, 81 vilayetteki üniversitelerimizde gençlerimizin, çocuklarımızın okumasına kadar, şehir hastanelerine kadar, organize sanayi sitelerine kadar, Türkiye'yi savunma sanayinde neredeyse dünyanın en başat ülkelerinden birisi yapmamıza kadar hiçbir şey yapmamış olalım. Şunu anlatıp sözlerimi bitireceğim. Ben de İstanbul'da doğdum. Bizim Süleymaniye'de doğdum. Bizim Gazi Osman Paşa'daki sokağımızın ismi de Ayancık Mahallesi'ydi. Orada, Allah razı olsun, orada büyüdük. Rahmetli dedem alır, işte Eyüp Sultanhemen zaten oralı sayılırız. İstanbul'un büyük camilerini bizi gezdirirdi. Cuma günleri kolumuzdan tutardı. Fatih Sultan, Fatih Camisi, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi,
Edirne Kapı. Bütün camileri hepsini tek tek gezdirirdi. Sultanahmet'e giderdik. Anlatırdı. Hem ecdadımızın ihtişamını, bize bıraktığı emanetleri, hem orada Müslümanlığın neyi ifade ettiğini bize anlatırdı. Kafayı kaldırırdık. Dede derdim. Şurası. Dedem torununa cevap veremeyecek bir şekilde kafasını eğerdi. Allah size orada namaz kılmayı nasip etsin inşallah. Şunu bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan bizi yitiklerimizle buluşturdu ve bu millet bizi yitiklerimizle buluşturdu. Ayasofya ile buluşturdu. Allah'a hamdolsun. Biz kendi ülkemizde insanımızın kıyafetine kendimiz karar veremeyecek bir durumdan, kendi ülkemizde Fatih'in bize bıraktığı emanete namaz kılarak sahip çıkamayacak bir durumdan bugün özgür, hür ve bağımsız bir Türkiye'ye hep beraber adım atıyoruz. Allah'ımız hamdolsun. Hiçbir şey yapmamışsak, hiçbir şey gerçekleştirmemişsek bu milleti kendi karar verme yeteneğini ortaya koyan, özgüvenini ortaya koyan bir tabloyla buluşturmayı Cenab-ı Allah bizlere, hepimize nasip etti. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Allah bizi size mahcup etmesin. Şimdi size soruyorum. Türkiye yüzyılına hazır mısınız? Recep Tayyip Erdoğan'la yeniden bütün dünyaya dünya beşten büyüktür demeye hazır mısınız? Ve Türkiye'yi özgür, hür, bağımsız, zengin bir ülke yapmaya ve etrafımızdaki coğrafyayı huzura, barışa, kardeşliğe getirmeye hazır mısınız? Biz de size hizmetkar olmaya hazırız. Allah sizden razı olsun. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Sayın Bakanım, değerli Hazirun, bu vatanın gerçek sahipleri onun bedelini canıyla ödeyenlerdir. 1956 yılında neredeyse tamamı yanan Gerze'yi küllerinden yeniden inşa eden merhum Adnan Menderes'i ve onunla birlikte şehit edilen Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu tüm Gerzeliler adına sonsuz sevgi, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Sayın Bakanım, bugün günlerden Gerze, bugün günlerden Sinop, bugün günlerden AK Parti 2023. Size ve teşkilatımıza da bugün güzel bir sürprizimiz var. Deva Partisi Gerze İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevim, yönetim kurulu ve referans oldukları 100 yeni üye ile birlikte AK Parti ailemize katılmışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Kendilerine parti rozetlerimizi takmanız hususunu tensiplerinize arz ediyoruz efendim. Evet, Allah hayırlı uğurlu etsin Sayın Başkan. Şöyle sağıma alayım seni de, dur. Gel. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Zannediyorum yönetim kurulu üyelerimiz de var, öyle mi başkan? Evet. Yürekler yansın. Ama niye, niçin ve kimin için yandığı da önemlidir. Bu manada vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven, ezanını seven, ülkesinin milli ve manevi değerlerine sahip vatan evlatlarının nöbet tuttuğu bölgelerde konumlanamayan, konumlandırılamayan HDP'nin true atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Aynı manada bu terörle mücadele noktasında verdiği mücadele noktasında yedi cihana,
yedi düvele nam sanmış değerli başkanım, değerli bakanım, özür dilerim. Recep Tayyip Erdoğan.